Merhaba Levent Bey. Merhaba Melike. Sorularıma geçmeden önce yine kısacık bir hatırlatma yapayım. İzleyicilerimiz eğer beğenirlerse beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmezlerse çok seviniriz ben deyip de. sorulara geçeyim. Ben de sevinirim. <laughs> Erdoğan 9 Mayıs'ta ABD'ye gidecekti. Biz de bunu birkaç sefer aslında konuşmuştuk. Resmi davet üzerine gidecekti. Fakat bir haber çıktı iddiaya göre o ziyaret iptal edilmiş. Sizce nedeni ne olabilir? Şimdi henüz bir yalanlama gelmedi. Biz programı çekme saatine kadar bekledik bir yalanlama gelir mi diye haberlere bir yalanlama gelmedi. Belli ki bir sorun var. Ee, haberlerdeki şeye baktığımızda bir iki tane şeye bağlıyorlar. Güya Amerika'da dün çıkan bir e, Filist İsrail'e yardım paketi, 26 milyar dolarlık yardım paketini Güya Erdoğan protest etmiş gitmemiş diye. Ama başka yorumlarda e, Haniye ile görüşmüş olması yani Hamas liderini İstanbul'da ağırlamış olmasından dolayı Amerika tarafı iptal etti. Hatırlıyorsan benim bir, bizim bir önceki programda şey konuşmuştuk. Tayyip Erdoğan giderek e, Hamasvari bir çizgiye kayıyor. Yani bütün dünya İsrail'in karşısında bu kadar sessizliğe bürünmüş, İsrail'in bu kural hukuk tanımazlığına sesini çıkaramaz hale gelmişken Erdoğan'ın böyle te, dünyada tek başına bir kahramanmış gibi görüntüde ama e, Hamas'ı terör örgütü değildir diye ilan etmesi ve ardından dönüp İstanbul'da Hamas liderini aç, kabul etmesi e, Amerika muhtemelen bunu kabul etmemiş olabilir. Çünkü Biden'da Kasım'da seçimleri var Amerikan seçimlerinin. Böyle bir görüntü vermeyi göze almamıştır. Yani Hamas'la görüşen bir lideri sarayda ağırlamayı göze almamıştır. Şimdi baktım yorumlara genelde şöyle diyorlar bu Tayyip Erdoğan gerçekten Amerika Tayyip Erdoğan hani Ank şey, İstanbul Ankara'da İstanbul'da mı neyse Türkiye'de kabul ettiğinden dolayı Amerika bu geziyi iptal etmişse bu daveti iptal etmişse bu Tayyip Erdoğan için büyük bir şeref nişanıdır diye. E meseleye Hamaset'le bakarsak böyle. Evet helal olsun adam doğru bildiğini yaptı ve Amerika'da çağırmıyorsa çağırmasın diye. Bu ancak Hamaset olabilir. Ama bir de dünyanın gerçekleri var. Sonuçta Türkiye'nin kendi bir gücü var. O gücünün boyutunu aşabilecek işleri yapıp yapmaması veyahut yaptığında onun faturasını ödeyip ödememesi gerekiyor. E, Türkiye'nin şu anda ekonomisini düzeltebilmesi için, işte geçen hafta da Mehmet Şimşek Amerika'daydı. Hem IMF yetkilileriyle görüştü hem Dünya Bankası yetkilileriyle görüştü. Batı batıyla bir şekilde bir yakınlaşma ve bir sermaye akışı, bir para bulma çabası içerisinde. Amerikan başkanıyla görüşme Türkiye'nin özellikle ekonomiyi toparlama ve içerideki bazı tartışmalar dış politikada, bazı konularda Amerika ile mutabakata varması Türkiye açısından önemliydi. Ama dediğim gibi içerideki Tayyip Erdoğan'ı, tabanı, kendi tabanını Filistin konusunda kendi tabanının ona yükselen tepkisini azaltmak için daha uç noktalara varıyor demiştik bir önceki programda. Ve bunun da faturasını Türkiye olarak ödeyeceğiz. Şimdi hamaset böyle bir şey. Hamaset üzerine politika uyuşturucu almak gibidir. Biliyorsun ağrı kesiciler şöyledir Melike. Diyelim ki 10 gram almaya başlarsın. Bir süre sonra vücut o 10 grama alışıklık kazandığında artık ağrını kesmiyordur, onun dozunu artırırlar, 20 grama çıkarırlar. Bir süre sonra 20 gram yetmiyordur, 40 grama çıkarırlar, 50 grama çıkarırlar, 100 grama. Aynen uyuşturucu gibidir bu. Hamaset politikası da böyledir. Çünkü hamaset üzerinden politika yaptığında bir, devam ettikçe diyorsun, ile toplumu, tabanı çekip çevirmeyi bir politika haline getirdiğinde onlara her verdiğin duygusal tatmin bir süre sonra yetmez seni daha da radikalizme itmeye başlar. Aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaşadığı bir şey. Şimdi biz ne diyorduk? İçeride birçok kararı 9 Mayıs Amerikan gezisi sonrasını erteliyorlar. Kobani davasındaki kararın 16 Mayıs'a ertelenmiş olması, içeride MHP ile nasıl bir politika izleyecek, buradaki kararını o şeye muhtemelen Amerikan Ziyareti sonrasını ertelemiş olması veyahut birçok alanda. Ee, ama şimdi o da o programda iptal olduğuna göre Tayyip Erdoğan biraz daha e, boşluğa düşmüş oldu. Niye? Heh, bir şey soracaktım. Ee, şey söyleyecektim. Ford da yatırım yapacaktı fakat e, vazgeçti. Bunu da Hamas'la alakalı açıklamalarına mesela bağlıyorlar. Ford mu? Evet. Aha. Görmemiştim bunu. <laughs> evet işte böyle yani. Hamaset politikası ülkeyi büyük bir her alanda bu böyle. Din üzerinden hamaset olsun, milliyetçilik üzerinden hamaset olsun, mezhep üzerinden hamaset olsun, Kürtlük, dincilik, aklan gelebilecek değerli Atatürkçülük üzerinden olsun fark etmez. Hamasi politikanın zararını ülke öder, ağır bir şekilde öder işte. Yani sen kalkarsın dünyada Hamas'tan daha fazla Hamasçılık yaparsan o yatırımdan vazgeçer, öbürü davetten vazgeçer. Sen par, kendini paralarsın Amerika ile arayı düzelteceğim ya da dünya ile arayı düzelteceğim ki ekonomin biraz toparlansın diye. Ama sırf içeride, geçen programda söylemiştim, biz de muhalif kesim de yeniden refah gibi, saadet partisi gibi, İslamcı tabandan geçinen onların dikkatini, duygusunu okşayarak oy alan partilerin arkasına takıldığımızda muhalif kesim, Erdoğan'ı daha da fanatizme itmiş oluyoruz ve ittik hep beraber. Kendi de zaten buna teşne. Hep beraber ittik. Vay ticaret niye yapıyorsun? Vay bunu niye yapıyorsun? Bunun sorumlusu Erdoğan. Niye? Çünkü sahici bir politika izlemedi Filistin konusunda. Yani çıkıp şunu diyemedi. Kınıyoruz, eleştiriyoruz. Her türlü girişimde bulunacağız. Her türlü çabayı vereceğiz. Ama bu devletler arası ilişkileri etkilemez. Biz dünyanın kabadayısı değiliz. Tek başımıza bütün dünyaya tavır alabilecek bir durumumuz yok. Böyle bir şey yapamayız teknik olarak. Biz ticaretle, tic şey, ile ticaret yapıyoruz. Bu şu anlama gelmez. Bütün katliamlarını onaylıyoruz anlamına gelmez. Biz Amerika'yla da ticaret yapıyoruz. Biz Rusya'yla da yapıyoruz ticaret. Biz başka yerde katliam yapan, diyelim ki İngiltere katliam yapmıyor mu? Yapıyor. Onunla da yapıyoruz. Sırf Filistin olmadığı için mi? O yüzden bunu ayırmadığı için, ticaret üzerinden kendisine yönetilen eleştirilerde daha da radikalizme itti. Şimdi geldik Amerikan seyahatinin iptali bu iç politikayı da etkileyecektir. Çünkü biz niye şuna bir umut bağlıyorduk? Diyorduk ki Tayyip Erdoğan eğer Amerika ile ilişkisini düzeltirse ve ekonomiyi toparlama ihtimali, o ilişki üzerinden toparlama ihtimali ortaya çıkarsa içeride biraz daha yumuşama ihtimali de beraberinde gelir. Şimdi Amerikan seyahati ortadan kalktığına göre Erdoğan artık iç dinamiklere göre bir politika belirleyecek doğal olarak. Kobani davası da ona göre Kürtlerin şey Dem Parti'nin belediyelerle ilgili ilişkilerdeki tavrı da ona göre hukuka dönüp dönmeme meselesi de ona göre MHP ile ilişkilerini belirleyip belirlememe de ona göre ee, ve bu görüşmenin iptali aynı zamanda mesela İncirlik üstünde de yeni bir statü değişikliği yapılıyor biliyorsun. Yani bugün okudum ne kadar doğru o kadar ayrıntıyı bilmiyorum. Sonuçta okuduklarımdan çıkarıyorum. Amerika incirlik üssünü boşaltıyormuş giderek. Orası daha önce tank, e, zırhlı tugay şey adı geçiyordu. Geçen hafta bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararıyla bilmem ana jet üssüne dönüştürüldü. Ve daha çok Türk uçaklarının ikamet edebileceği bir üsse. Amerika Orta Doğu'ya kayıyor. Yani Suriye bölgesine. Suriye'nin PYD ile olan bölgede çok büyük bir üs kurmuş. Şimdi... Bizim Batı ile aramızı bozmak, radikalleşmek duygusal olarak bizi tatmin edebilir. Birçoklarını tatmin edebilir. Meydana koyacağız. NATO'ya da ihtiyacımız yok. Amerika'ya da ihtiyacımız yok. Her tamam. Ama bunun bedelini ödemeyi göze almak gerekiyor. Bunun bedeli diyelim ki bir süre ekonomik yıkımdır. Ardından iç çatışmadır. Ardından iç kargaşalıktır. Ardın, anlatabiliyor muyum? Ardından belki Irak gibi yapmaktır. Irak gibi hedef yapmaktır. Suriye gibi hedef olmaktır. İran gibi hedef haline gelmektir. Bütün bunları bir ülke göğüsleyebilir. Buna itiraz etmiyorum. Ama ne karşılığında? Ne zaman bunlara kendi bir politik olarak belirleyebilir. Yani ne zaman kardeşim ben bundan vazgeçmem istersen gel savaş mı ilan edeceksin? Buyur ben varım. Ne zaman diyebilir? Ancak kendisine bir saldırı olduğunda. Ama ben Filistin'in hakkını, hukukunu koruyacağım diye kendi ülkesini dünyaya yemeden bir politika bana göre aptallıktır. Bugün Ukrayna'nın haline bakalım. Ne için olduğu belli olmuyor. Bir tane Zelenski denen bir şovmen ülkesini resmen paramparça ettirdi. Yani evet Rusya'ya boyun meyseydi diye bir soru soruluyordu o zaman. Hatırlıyorsan Rusya'ya boyun meyecekti. Zaten iyi liderlik iyi kaptan fırtınata gemisini sağ salim karaya ulaştırabilendir. Orada denge gözetmektir. Savaşa girirsem ne kaybederim, girmezsem ne kaybederim. Rusya ile batı beni gazlıyor. Bu gazın sonucu nereye varacak? Bak şimdi gitmiş geçen hafta Zelenski Amerika'ya para dilenmiş. Yüzüne bakmamışlar. Nereden vereceğiz artık biz de tükendik veremiyoruz diye. Neredeyse baş başa bıraktılar koskoca bir Rusya ile ve paramparça olmuş, yerle bir olmuş. En az 3-5 milyon nüfusu geç etmiş bir Ukrayna kaldı elinde. Peki Türkiye'de benzer bir sürece mi sokulmak isteniyor? Yani eğer bizim ülkemize bir saldırı olur, bizim ülkemizle ilgili bir meydan okuma olur, o zaman yoksulluğa da göz alabiliriz, kuru ekmek yemeyi de göz alabiliriz. O zaman yıkılmayı da, ölmeyi de göz alabiliriz. Bu çok normal bir şey. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle oldu, Sevre'de de böyle oldu ama şimdi ince politika yapıp ülkeyi sağ salim buradan çıkarmaya, çıkarmaya yani çıkarmak varken zaman kazanmak diye bir tabir vardır. Türkiye şu anda zaman kazanmaya oynuyor. Yani bir taraftan güçlenecek, bir taraftan da idare edecek kendi iç içi, yani içeriği karıştırmaya veya veyahut dünyayla bağını koparmaya çalışanlara. O yüzden Erdoğan'ın giderek radikalleşmesinin en büyük faturasını hepimiz ödüyoruz. Ve burada bence muhalefetin de hepimizin kendimize çeki düzen verip Erdoğan'ı Fatih Erbakan gibi sırtında yumurtası küvesi olmayan Saadet Partisi gibi birkaç puanlık dinci kesimin oyunu almaya çalışan politikacıların hamasetine teslim etmemek lazım. Mesela bugün baktım Fatih Erbakan kürecik hı hı. E, radar istasyonu da kapatılsın o da kapatılsın bu da kapatılsın ben de isterim kapatılsın bence de bu topraklarda niye batılların şeyi olsun. Ama dediğim gibi Türkiye dengeli götürmek, düşmanlaştırmamak, bir taraftan ekonomik yıkıma uğramamak, bir taraftan muhtemel bir çatışmaya girmemek, bütün bunları sürdürebilmek ve içeriği toparlayabilir hale gelmiş olmak lazım. Ekonomisini toparlayamayan bir iktidarın da dönüp böyle dünyaya meydan okuması, bütün dünyanın terörist kabul ettiği hamasın arkasına geçip ben varım, bunun yanındayım demesi aklını kaybetmişlikten başka hiçbir şey değil. Belki böyle düşünüyorsan bile bu kadar yapamazsın. Sen misin dünyanın kabadayısı? Dünyada bir sürü müslüman ülke var. Bir tanesi bile Hamas'a sahip çıkmıyor. Sen mi ağırlayacaksın Türkiye'de? Niye biz bu bedeli ödüyoruz? Niye milyonlarca insan sen sırf Hamas'a terörist değildir diyesin diye ekonomik olarak niye faturasını ödüyor? Siyasi olarak niye faturasını ödüyor? İç çatışma muhtemel bir iç çatışma olarak niye faturasını ödeyecek? Bunun cevabı yok. Niye Erdoğan birkaç oy daha kabul, kaybetmesin? Üç tane dinci parti kendi tabanını mutlu etsinler ve oradan 3-5 tane oy alsınlar. Bu Biraz önce Dem dediniz ya, e, Diyarbakır'da Dem Parti'nin meclis açılışında, belediyenin meclis açılışında İstiklal Marşı okutulmadı Mardin'de de yine Türk Bayrağı'nın indirildiği iddia edildi. İlgili Eş Başkanlar bu iddiaları yalanladı fakat e, hedef gösterildiler, hala gösteriliyorlar. E, acaba bu iddialar e, kayyum zeminine mi yol açıyor? Yani öyle bir tartışma mı e, olacak? E tabi dertleri kayyum atamak, zeminini yaratmaya çalışıyorlar tek taraflı yaratmıyorlar. HDP içi, dem içerisinde de bunun zemini yaratmaya çalışanlar var. İki taraflı. İki taraftan da aklını kaybetmiş olanlar var. Bir taraf kayyum atayarak ülkenin bütünlüğünü koruyacağını, koruyacağını zannediyor. Bir türlü öğrenemediler. 40 yıldır şunu öğrenemediler. Kayyum, hapis, aşağılama, yok sayma o sizin korktuğunuz korkuyu büyütmekten başka bir şey yaramıyor. Kayyum atamak, Kürt siyasetçileri düşmanlaştırmak sadece dünya sisteminin işine yarayacak bir politikadır. Türkiye'nin şu anda üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Biraz önce anlattığımız gibi. Yani Amerika seyahatinin iptal olması, ekonomik çöküntü, diğer taraftan Irak'ın başına gelen, Suriye'nin başına gelen, şimdi İran'ın başına gelme ihtimali olan savaş kışkırtma ardından Türkiye diyoruz ya bunun zemini Kürtler üzerinden yaratılmaya çalışılıyor. Yani Kürtler ayrılıkçı bir çizgiye itilmeye çalışıyor. Kürtler ne kadar ayrılıkçı çizgiye itilirse dünya sisteminin planları o kadar kolay uygulanabilir hale gelecek. Güya sözüm ona Türkiye'nin bütünlüğünü savunduğunu söyleyen kimileri dem belediyedeki bazı şeyleri bahane ederek kıyamet koparıyorlar. Bunları yok etmemiz lazım, susturmamız lazım. Şimdi bir tane si gördüm. Bu haberlerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bunu öğrenme şansımız bile yok. Çünkü artık kimse gerçekle ilgilenmiyor. Herkes yalanla, iftirayla, hamasetle kendi pozisyonunu sağlama alma çabasında. Mesela soruşturma açıldı. Diyarbakır'da, Sur'da herhalde, Sur'da mı, Bağlar'da mı, bir ilçesinde. Ee, işte belediye başkanları makamlarına girerken kamerada çekmiş orada. Oradan bir ses hem Atatürk'e hem de Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek bu fotoğrafları niye indirmiyorsunuz diyor. Şimdi sonuçta sonra da yakalanmış ve aklı akıl sağlığının yerinde olmayan bir vatandaş olduğu çıkmış ortaya. Şimdi bu tip provokasyonlar her yerde yapılabilir. Her yerde. Ben diyelim ki İmamoğlu görev devir teslim alırken ben kötü niyetli bir vatandaş olarak gitsem oraya ve orada bağırsam kar Atatürk diye. Kameralarda da sesimi duysa ama beni görmese. Sonra gelip bunu haber yaptılar. İmamoğlu'nun devir tesliminde Atatürk kar diye bağırıldı. Bu İmamoğlu'nu mu bağlıyor? Şimdi veyahut diyelim ki ha bu sadece bir tarafın meselesi değil. Demin de de kimileri sorumsuzca hareket ediyor. Mesela gördüm sosyal medyada Tunceli'nin adını Dersim değiştirmiş. Arkadaş bu mudur senin birinci mesele? Yani birinci önceliğin bu mu? Ben geçen hafta hatırlıyorsan e, şey eleştirmiştim ya e, tabela üzerinden e, vergi muafiyeti evet. Kürtçe tabelalara. Benim bir tane izleyicim aradı beni. Bulmuş telefonunu. Tepkisini telefonumu bulmuş. Tepkisini sosyal medyadan göstermek yerine telefonla bana Levent Bey ben size direkt söylemek istiyorum deyip aradı. Buyur dedim. Sen dedi işte Kürtlere tabela konusunda şöyle dedim böyle dedim bilmem falan dedi. Ben aslında dedi, dem partiliyim. E, tamam güzel sen dedi şöyle dedim, böyle dedim, bilmem falan filan. Beni bir iki dakika dinler misin dedim. Tane tane anlattım. Şunu dedim. Sence bu doğru mu? Diye. Dedi, döndü bana dedi ki, Levent Bey ben zaten dedi, biz de dedi zaten hemen ben dedi kendi adıma söylüyorum dedi. Gittim dedi, belediye başkanlarına şunu söyledim dedi. Daha seçildiğimiz gün. Lütfen belediye başkanları siyaset yapmasınlar. Lütfen siz siyaset yapmayın. Siz hizmet yapın, siyaseti biz yapacağız. Şimdi siz siyasete bulaştığınızda zaten bir grup var boğmak istiyor. Güya bütünlüğü koruma adına. Şimdi aslında sonra döndü bana hak verdi. Ben de dedi size, size katılıyorum. Yani bu tabela mabela işi gereksiz. E, peki bana niye kızıyorsun? E şımarıklık demeseydin diyor haklı olurdun. Ya şımarıklık hakaret değil ki diyorum yani. Hani şımarıklık sorumsuzca davranmak anlamına gelir. Bu bu kadar. E, başkalar da yazdı. Baktım dem tabanında da benzer bir hassasiyet var. Ya kardeşim germeyelim. Ama bazı dem partili belediye başkanları olabilir. Şunu şöyle zannediyorlar anladığım kadarıyla. Gelelim. Alttan almayalım. Biz nasıl olsa abi haklıyız. Kayyum atansak da kazanan, atansa da kazanan biz oluruz. Kayyum atanmasa da kazanan biz oluruz. Buradan bir yere varamazlar. Bu öyle bir kangren haline almış ki bu sorun. Bu sorun tek taraf, bir tarafın aklı selim davranmasıyla çözülebilecek bir şey değil. İki tarafın da aklı selim davranması lazım. İki tarafın da ne yaptığını fark etmesi lazım. Bir taraf ülke bütünlüğünü korumanın yolu kayyum atamaktan geçmediğini anlayıp demli belediyeleri olabildiğince kanunlar içeri, sınırlar içerisinde tutmaya çalışması lazım. İkazlarla, uyarılarla bir taraf dem tepeden yani bodoslama dalarak her bildiğimizi yaparak en hoşumuza gideni burası bizim toprağımız, bizim vatanımız yani ülkedeki bölünme paranoyasını kabartacak söz ve davranışlardan kaçınmayarak burayı bir ateş topuna döndürüyorlar karşılıklı. Türkiye dünya sisteminin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları bozmasının bir yolu var. O da Kürtlerle sağlıklı, dostane bir ilişkiyi geliştirmekle bozabilir bu. Bu sadece Türkiye içi Kürtler değil. Suriye'deki Kürtlerle, Irak'taki Kürtlerle, her yerdeki Kürtlerle dostane ve sıcak bir ilişki. Yani Suriye'deki Kürtleri Amerikan emperyalizminin kucağına itmekten vazgeçmeli. Sen ittiğinde Amerika orada bugün gördüm devasa bir ordu kurmuş şimdi üst üste kuruyor. Kime karşı bu tehdit? Bize karşı başka bir yeri yok ki. Çünkü biz onları terörist olarak ilan ediyoruz Türkiye olarak söylüyorum. Orada devasa bir Amerikanın kontrolünde deva, bugün gördüğüm bir eğitim tab şeyi alanı. Yani düzenli bir ordu artık öyle bir 3-5 çapulcu silahlı gerilla olmaktan çıkmış. Peki burada bir şey yapılması lazım. Demi boğmaya çalışmak, demin yaptığı yanlışları, bölünme paranoyasını artıracak söz ve davranışları, hukukun dışına çıkarak, ezerek, yok ederiz, böldürmeyiz, mahvederiz diyerek verilen her cevap, böldürmeye biraz daha yaklaşmak anlamına geliyor. Kürtleri Amerikanın kucağına biraz daha itme anlamına geliyor. İçerideki makul Kürtleri de ayrılıkçı çizgiye itme anlamına geliyor. Ve o duygu zaten bitmek üzere. O yüzden o kadar kangrene dönmüş ki ben şu haklıdır diyemiyorum. Mesela şimdi ben normal bir Türkiye olsak, Kardeşim insanlar kendi iline dersim demek istiyorsa dersim desin. Ölür müsün? Ne olacak? Tunceliymiş. Ne var Bu işlerle uğraşıyorsun. Koskoca devletsin derim. Ama normal bir dönemde değiliz. Herkes diken üzerinde. Herkesin duygusu, herkesin hassasiyeti. Dersim yapıyorsun Twitter hesabından. Bunun yaratacağı tartışmayla senin elde ettiği kazancını bir teraziye koy. Değil mi? Yani sırf adını Dersim yaptın diye bir kazanç elde ediyor musun? Hayır. İnatlaştın güya bileğini bükmüş oldun öbür tarafın. Tamam. Ama o değişimin yarattığı tartışma içeride çatışma kültüründen beslenen güç odaklarının eline verdiğin koz. Toplumu yanlarına alma. Bütün bunlara baktığında attığın taşla ürküttüğün kurbağaya değmiyor. Ve dem partiler böyle. Dillerine dikkat etmiyorlar. Şimdi dediğim gibi kayyum atansın diyenlere baktığımda sen ne saçmalıyorsun diyebilirim. Diyorum da zaten. Ama peki buna saçmalıyorsun dediğimde öbür taraftan çaktırmadan böyle burası bizim toprağımız, siz ne karışırsınız, burası Kürdistan, işte Kürdistan'ın da bağımsızlığını yakında alacağız, siz de göreceksiniz gibi konuşmalar. Rar ne diyeceğim? Peki bu adama dönüp de sen de haksızsın diyemiyorsun ki, buna dönüp sen de haksızsın diyeyim. İkisi birbirini besliyor. Buranın radikalleriyle, buranın radikalleri birbirlerini besliyorlar. Çünkü buranın radikali, buranın dediğim güya Türkiye'nin bütünlüğünü savunan milliyetçi kesim, kayyum atayalım, bunların tepesine balyoz gibi inelim diyenlerin derdi Türkiye değil dertleri Türkiye olsaydı 40 yıldır yaptıklarından bir ders çıkarırlardı. Biz 40 yıldır bu partiyi 500 sefer kapattık. Her seferinde daha da büyüyerek geldi derlerdi değil mi? Biz 40 yıldır bu partiyi boğmaya çalışıyoruz. Toplum daha da kopuyor. Türkiye ile olan duygusal bağından. Derdi Türkiye değil. Derdi kendi içindeki kinini, nefretini, öfkesini tatmin etmek. Üstünlük duygusunu tatmin etmek. Türkiye'yi düşünen Aklı selim düşünür. Nasıl diyalog kurayım? Tamam bu insanlar benim de çok canımı sıkan cümleler ediyorlar. Benim de damarama basan davranı politikalar izliyor. Ama peki nasıl yapalım ki bunları daha da daha da ayrılıkçı bir çizgi gitmeyelim diye düşünen bir akıl yok. Burası da aynı radikalizm buradaki olanlar. Ya ben bunu yapıyorum. İşte bayrağı şöyle yapıyorum. İstiklal Marşı'nı görmezden geliyorum. Ne faydası var ki bunun? Ben eğer bu ülkenin bütünlüğünü istiyorsam, ben bu Kürt meselesinin bu ülkenin birliği, bütünlüğü çerçevesinde demokratik çözümle çözülmesini istiyorsam o zaman benim bayrakla bir sorunum yok demem lazım. Bunu da göstermen lazım. E o da bunu yapmıyor. İşte isimle uğraşıyor. Bayrakla uğraşıyor. İstiklal marşıyla uğraşıyor. Böyle semboller üzerinden iki tarafta kavga ediyor ve iki tarafta kaybedecek. Bir taraf Türkiye'nin bütünlüğü, bir taraf Kürtlerin hayatı. Umarım aklı selim hepimiz dilimize üstü. Çünkü çok zor dönemden geçiyoruz. Yani Türkiye hem ekonomik olarak hem siyasi olarak derin bir krizin içerisinde. Bunun yanında Orta Doğu'da cehennemin içerisine sıkışmış kalmışız. Çevremiz cehennem. Herkesi ateşin içine çekecek bir ortam var ve biz burada demlileri besleyelim mi, asalım mı? Demliler ise Kürdistan'ı kuralım mı, kurmayalım mı? Kavgası veriyorlar ne yazık ki. Umarım bu işi giderek belli bir kontrolsüzlükle dem partililer kışkırtmazlar. Daha da kayyuma. Umarım iktidar ve o çevreler de kayyumun bir çözüm olmadığını anlar. Kayyumun daha da ülkeyi ayrışma yani bu dediğimiz tehlikeye daha da iteceğini görürler ve hukuktan ayrılmazlar. En azından toplum oradaki radikalizme daha da fazla teslim olmamış olur. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Dünya Bankası toplantısında bir ifade kullandı. Yerel halk diye günlerdir bu tartışılıyor. Sömürgeci valilerin Kullandığı bir ifade gerekçesiyle aslında eleştirildi. Siz nasıl okudunuz bu e, kelimeyi kalıbı? Bir de gelen tepkiler neden bu kadar fazla tepki geldi sizce? Biz artık tepki şeyi yani tepki artık şey kronik hale geldi. Neye tepki duyacağımızı bilmiyoruz. Olsun. Biri tepki zaten biri bir şey atıyor ortaya. Biri bir şey atıyor. Öbürü peşinden devam ediyor. Üzerine düşünmüyor. Ben ne yapıyorum? Adam orada demiş ki lokal halkı ikna etmemiz lazım enflasyonu düşürmeye. Vay sen bize maraba muamelesi mi çekiyorsun? Lokal halk derken kimi kastediyorsun? Tamam ben de ilk baktım dedim ki Allah Allah. Mehmet Yılmaz acaba dedim biraz fazla yurt dışında kalmış. Hani o yurt dışında kalmanın yarattığı bir dil etkisi olabilir diye düşünüyordum. Sonra birkaç kişi baktım. Ben de itibar ettiğim Uğur Gürses gibi ekonomiden anlayan muhalif kesimlerden dediler ki ya bu ekonomi literatüründe kullanılan bir kelimedir genelde. Ekonomistler kullanırlar bunu. Baktım onlar da linç ediyorlar. Ya öyle bir atmosfer var ki mesela aklı selimi terk etmiş. Akıl tamamen bırakılmış. Tamamen duyguyla biri mesela ben diyorum ki atıyorum. İmamoğlu'nun kravatı kırmızı kırmızı büyük bir rezillik. Hurra peşimden binlerce insan İmamoğlu'na küfrediyor mesela. Ya bir dakika ne var kırmızıda demiyor. Böyle bir hal almış. halka anlarım trol düzeyi yani ortalama halkı anlarım. Bazı troller zaten bu işlere teşne. Ama koca koca insanlar da yazarlar, çizerler, akademisyenler de aynı topa giriyor. Vay sen bize nasıl lokal halk dersin. Sonra ortaya ne çıktı? Furkan Bulsun versin. Mansur Yavaş Ankara'da... Dünya Bankası ile herhalde Dün, mülteciler şeyiyle. Ülkemizin her yerinde e, mültecilerle e, yerel halk arasında e, yerel halk arasında artık tartışma ve kavgalar başladı Dünya Mülteciler Komisyonu ile bir görüşmesi de o da lokal halk kullanmış, lokal halkı. Sonra bu, bir, bir video daha çıktı ortaya. İlerleyen günlerde göçmen mültecilerin yerel halkla bir arada, yerel halkla bir arada huzur içerisinde yaşaması amacıyla gerçekleştireceğimiz... İmamoğlu da mültecilerle ilgili bir anlaşma, mültecilerin eğitilmesiyle ilgili... İmamoğlu da lokal halk kullanmış. Bu tip tepkiler, kontrolsüz tepkiler gerçek tepkileri de anlamsız hale getiriyor. Yani gerçek bir olaya bir tepki gösterdiğimizde niye etkisi olmuyor? Çünkü o kadar saçma olaya tepki göstermiş oluyoruz ki tepkinin anlamı kalkmış oluyor ortadan. Ve bence çok absürt bir şey değil. Yani Mehmet Şimşek'in ne niyetinden şüphe edebilirim? Yani bu ülkenin evladı. İyidir, kötüdür, yanlışı vardır, eksiği vardır. Yani bir de hani gariban Batman'ın Anadolu çocuğu. Gelip de tepeden bakacak öyle bir kültürü de yok yani. yani. bunu da gizlemiyor, etmiyor. Öyle bir elit, tiz takına, takılan yani öyle bir tavrı da yok. Ya muhtemelen o gün o, o, oradaki ortamdaki literatüre göre bir kelime etmiş. Onun nedenle linç ediyorlar artık. Türkiye'de aklı selim kalmadı. Öyle bir sorun var yani. Bir tepki de Rolex saati. Evet. AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu Rolex saati taktı. İki gündür de onu tartışıyoruz. Ee, AKP'deki bu şatafatı nasıl yorumlarsınız? Bir de AKP'liler mi Rolex takıyormuş peki? Sence? Şu an o konuşuluyor. <laughs> ya. Ben anlamıyorum insanları. İnsanların adalet duygusu yok. Yani şöyle ben Rolex takmam. Param çok olsa da takmam. Ben şimdi böyle diyorum ya belki de biri şöyle diyordur. Allah'ın köylüsü sen de anlarsın saat kültüründen de diye olabilir. Belki saat kültürüm yoktur. Ya da olsa takarsınız. Takmam. Diyorlardır. Ha Belki de öyle diyorlar. Evet. Şimdi yok ya o yüzden yok böyle ya o yüzden. diyorsun. Ama ben ne kadar çok zengin olursam olayım herhalde götürüp bir saate bir milyon lira vermem diye düşünüyorum. Hele zaten markalı meselelere zaten genel olarak uzak dururum, dururum yani. diye bir gömlek alacaksam, bir şey alacaksam markası gözüküyorsa kolay kolay almam. Yani öyle bir tarzım vardı, rahatsız eder beni. Ama şimdi adam bir tanesi Rolex takmış. Şimdi ben oradaki tepkileri anlamıyorum. Bir siyasetçinin zengin olmasına mı karşıyız? Ak Partili'nin zengin olmasına mı karşıyız? Yoksa o siyasetçinin gayri yasal yollardan zengin olmasına mı karşıyız? Değil mi? Bunu üç ayırmamız lazım. Biz siyasetçinin zengin olmasına karşıysak, e o zaman İmamoğlu'nun da kolunda 1 milyon liralık saat var. demiyor ki. Adamın 3 tane villası 50 milyon dolar. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece hani. Yani İmamoğlu'nun kolundaki her bir saat 1 milyondan başlıyor. Değiştiriyor arada bir görüyorum mesela. E, laf mı edeceğiz? Adam kendi alın teriyle almışsa, kazanmışsa. Niye takıyorsun mu diyeceğiz. Peki bu adam çalmış mı? Var mı elinde bir belge? Yok. E, e bu iktidar şeyi. E kardeşim eğer halkın siyasetçiyle halk arasında bir uçurum oluyorsa o zaman hem muhalefetin siyasetçisiyle olmasın hem de bununla. Uçurum giyimle kuşamlı olmaz ki. Şimdi ıstakozla karıştırıyorlar. Istakoz başka bir şey. Istakoz görgüsüzlük. Yani insanlar ekmek bulamazken yediğin lüks bir şeyi teşhir etmek orada görgüsüzlük vardı. Ama saatte de adam fotoğraf çekilirken saatini görmüşsün. Yerden yere vuruyorsun. Ben şuradan çekiniyorum. Vurabilirler. Buna da itiraz etmem. Ama bu tip tepkiler anlamını yitirdiğinde karşı taraftaki çözülmeyi engelliyor. Yani mantıklı bir itiraz. Mesela ıslakoz. Tamam. Haklıydı ve oradan oradan da bir karşılık buldu değil mi? Bir sürü AK Partili yerden yere vurdular hanımefendiyi. Ulan Fotoğraf çekip paylaşmak ne demek diye. Ama ıstakozun peşine o saate bin, taktı. Bu da bu arabaya bindi. Bunun sonu yok. Ya bunu herkese uygulayacağız. Mesela bugün gelirken sana da gösterdim ya. Ee, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi meydis sözcüsü hanımefendinin kolunda 28 bin dolarlık saat var. 28 bin dolar. 1 milyon TL. Helal hoş olsun. Eğer çalmamışsa, vergi kaçırmamışsa, alın teriyle almışsa bize ne? Bizi ne ilgilendirir ki? Ülkedeki ekonomik sıkıntıdan olabilir mi? Şimdi hani asgari ücretliye, emekliye ara zam vermeyecekler. Diğer taraftan iktidarda bunlar. O yüzden belki bu kadar tepki. E tamam bunu şimdi yani şöyle kızım sana söylüyorum gelinim sen ana tarzına gerek yok ki. Tepkimizi oradan verelim. Niye kardeşim sen sarayda ya yiyorsun, içiyorsun, uçağa biniyorsun, tatil... Ta Yılda üç kere gittiğin okluk koyun, üç gün gittiğin okluk koyunda saray yaptırıyorsun. korumu koruma ordun, makam bunlara verelim. Dönüp niye şeye vermiyorsun, emekliye vermiyorsun diyelim. Asgari ücrete niye ara zam yapmıyorsun diyelim. Ama buradaki tepkimizi filan milletvekilinin kolundaki saat üzerinden göstermeye kalktığımızda biraz da haksızlık yapıyoruz. Bazen onu söylüyorum. Bir de taraf tutmuş oluyorum. Yani tekrar söylüyorum. Saate itiraz edilebilir. Eğer gerçekten biz toplum olarak Kardeşim bu ülkede siyasetçi olanlar giyimine, kuşamına, lüks yaşantısına dikkat edecekler. Böyle bakıyorsak, o zaman bunu herkesi uygulayalım. İmam oluna da uygulayalım. Büyükşehir belediyesindeki basın sözcüsü hanımefendi, sözcü olan hanımefendiye de uygulayalım. Mercedeslerde gezen CHP'lere de uygulayalım. Bilmem, lüks araçlarda gezen saraylarda oturan AK Partileri Bu tamam, bu anlaşılır bir şey. Benim itiraz ettiğim birinin Rolex saatini konu edip birini etmediğin zaman bu kutuplaşmayı getiriyor. Ben buna itiraz ediyorum. Yoksa ya niye bu tepkiler, bunlar niye yapıyoruz, sesimizi niye çıkarıyoruz değil. Yani mesela Ali Koç, çok zengin bir adam değil mi babadan, aileden. Mesela Ali Koç yarın siyasetçi olsa ve adam da hakikaten takıyormuş diyelim de 5 milyonluk da saat takıyormuş. Ne diyeceğiz adama? Sen niye takıyorsun mu diyeceğiz bu saati? Sana ne demez mi? Ben, ben kazandım ben takıyorum. Sana ne, ne oluyor? Ama kardeşim bize o zaman hizmet edemezsin diyebiliriz. Sen bu zenginlikle benim derdimi anlamazsın diyebiliriz. Bu anlaşılır bir şey. Ya senin bir elin yağda bir elin bağda benim gibi gariban halini nereden bileceksin? Bunlar denilebilir. O zaman bunu hepsine diyelim. Yok birine demeyip sadece AK Parti'den olana diyorsak o zaman adalet duygumuz yok demekte tara tutuyor. Derdimiz saat değildir. Bir bahane üzerinden onları dövmektir. Bahanemize gerek yok. Çünkü eğer AK Parti yerden yere vuracaksak tonlarca malzeme var sarayları var, ekonominin hali var, emeklinin hali var. Ee, yolsuzluklar var. aklan gelebilecek tonlarca konu var. Et, hani mesele dövmekse. Ama dediğim gibi dertlerin şey olmadığını düşünüyorum. Mesele sadece ilkesellik değil. Kavga. Malzeme eleme geçti. Yükleneyim abi. Yüklen ne getiriyor? Bir de ona bak. Ne getirecek sana? Olsun biz bunları zarar da, verir aşağı indiririz ya. İndir başka bir Rolex takan çıkar o zaman. Ya mesela şimdi diyelim ki İmamoğlu yarın Cumhurbaşkanı olacak. Oldu. E ne yapacak? Ekonomi 3 günde mi toparlayacak? Hayır. Muhtemelen 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl belki insanlar aç devam edecek. O da çözmeye çalışacak. Ne yapacak? Orada Rolex saatini satacak Şey satacak mı? Biz şey mi diyeceğiz? Lan emekli 10 bin lira alırken sen ne Rolex saati? Adamı seçtin zaten. Yani Rolex saati varken seçtin. O zaman sesini çıkarmayacaksın yani. Böyle bir durum. E, İyi Parti eski vekili Ahmet Çelik şöyle bir ifade kullandı: e, Saray, saraydan talimat almış 31 Mart yerel seçimlerine tek başına girmesi için Meral Akşener. Ne zamandır da İyi Parti'ye konuşmuyoruz. Merhabir Bunu bak. görünce dikkatimi çekti. Bir de Bilge Yılmaz'ın istifası var. E, onu değerlendirmenizi istiyorum. Evet Ahmet Bey'in sözü enteresan. Benim, Sizin senaryonuzu doğrular nitelikte. Benim sene ben söylediklerim hepsi bir şekilde bir gün gerçekleşiyor böyle. Evet. Ben ne dedim? Saraydan bir yani bir derin yapıyor, kurgu yapıyor. Yerel seçimde o yüzden ayrı aday çıkarttırıyorlar. Kimse buna yanaştı mı? Hayır. Ne diyor bugün İyi Parti eski milletvekili Yeni Çağ gazetesinde sahibi yanılmıyorsam Ahmet Çalık mı? Çelik. Ahmet Çelik Bey. Saraydan talimat geldi İyi Parti'ye yerel seçimde ayrı adaylar çıkarıyorsun. Demek ki ben dediğim doğruymuş. Bu Zaten bunları görmek için kahin olmana gerek yok. Siyaseti biraz namusu takip ettiğinde anlıyorsun kimin eli kimin cebinde. Yani ben yıllar önce söyledim. Meral ipini kaptırmıştı derin yapıya. Nasıl kaptırdı? Kimisi para üzerinden kaptırdı diyor. Kimisi ideolojik bağlılık yüzünden kaptırdı diyor. Kimisi başka Parti içerisindeki işte oğlu üzerinden bazı meseleleri var oradan kaptırdı diyor. Ama kaptırmıştı zaten. Bu yeni değil ki. Bence parti kurduğu dönemden beri kaptırmıştı. 2018'deki tavrıyla. Biz şunu görmedik ya bir insan 2018'de bizi sattıysa 2023'de de satar diyemedik. Ben dedim 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 ama sesimi duyuramadım. Şimdi böyle çıkıyor ortaya işte. Mansur Yavaş'ı istemiyor demiştim Mansur Yavaş açıkladı dedi değil mi hatırlıyorsan? Evet. Bana bir gün bile teklif etmedi. İstanbul Ankara adayları talimatla çıkarıyor İyi Parti. Kurgu yapılıyor demiştim. Millet de Alemet Bey sen de senaryo uyduruyorsun, koplu teorisi kuruyorsun diyorlar ve sonunda böyle gerçekleşiyor ve ortaya çıkıyor. Bilge Yılmaz kıymetli bir siyasetçi Türkiye için. Yani gerçekten Türkiye'nin iyi olmasını düşünen e, Hamaset'ten uzak reel politika, sahici politika dediğimiz, Türkiye'nin ihtiyacı olan politikayı temsil eden nadir insanlardan biriydi İyi Parti'de. E, olmadı İyi Parti bambaşka. Bu bütün hesaplarla başka bir tarafa kayınca kendi de izah edemiyor zaten. Yani diyor ya masadan kalkmasını anlamıyoruz, Meral Hanım'ın yönetememesini anlamıyoruz, ayrı aday meselesi hepsi baktığında istifa etmiş. Benim tahminim Bilge Bey daha bağımsız bir siyaset kurgulayacaktır. Daha bağımsız bir yol yürüme hazırlığı içerisinde diye tahmin ediyorum. Ee, İyi Parti bence artık iflah olmaz. Yani mevcut adaylardan biri birinden biraz daha yumuşak olabilir, biraz daha sıcak olabilir ama İyi Parti ancak merkez sağ dediğimiz toplumun daha geniş kesimine hitap edebilecek bir parti konumunu korumuş olsaydı siyasette bir anlamı olabilirdi. Ama üç aday da milliyetçi kökenli ve vurguları tamamen milliyetçilik duygusu üzerinden yürüyor. Milliyetçiliğin oyu Türkiye'de belli. O belli olan oya Talip parti sayısı ortada, kaç tane olduğu belli. O yüzden bence iyi Parti muhtemelen daha da dağılacak. Yani bu yani ölmüş bir parti mevcut aday genel başkanın değişmesiyle dirilebilecek bir durumda değil. Yani bu siyaset böyledir. Siyasette bir kaybetti mi bir daha geri toparlayamıyorsun. Öyle başka bir şey gibi değil. Hani işlerin kötü gider, dükkanı toparlarsın, ayağa kaldırırsın. Fabrikada bazı işler yanlış gider, yöneticiyi değiştirirsin, orayı toplarsın, iyi ürün, orada bile zor oluyor da. Hele siyasette bir kere bozuldun mu ayar, güveni kaybettin mi toplum genel duygusunda, vicdanında, bir daha toparlama imkanı yok. Diğer taraftan Türkiye ikili partili sisteme doğru gidiyor diyoruz ya, yani muhalif kesim CHP'de toplanıyor, iktidar ve cenahları AK Parti'de toplanıyor ya, ikili parti, muhafazakarlar ve sekülerler. Bu yapı da zaten başka partilerin yaşamasına fırsat vermeyecek giderek, giderek kazanan kimse onun etrafında toparlanacaklar. Zaten bu yapı iyi parti yok etmeye hazır zemin yaratıyor. İyi parti de kendini yok etmek için uğraştığı için bence bir anlamı yok. Bilge Bey de görmüştür artık iyi partinin toparlanma şansı kalmadığını ve tamamen kopmuştur partiden. Teşekkürler. Çarşamba görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, ben de çok teşekkür ederim. Bu arada bağışlarınız için çok çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapması, yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir aksilik, bir terslik olmazsa, çarşamba sabah 8'de buluşmak üzere. Hepinize şimdiden güzel bir hafta diliyoruz.